Ozonize PRP'nin eklem ya da kemikler üzerindeki etkisi trombositlerin içindeki growth faktörleri vasıtasıyla olmaktadır. Growth faktör dediğimiz büyüme faktörleridir. Trombositlerin içerisinde yaklaşık olarak 30 civarında değişik özellikleri olan büyüme faktörleri vardır. Biz ozonize PRP'yi bir ortama verdiğimizde o ortamda kıkırdak hücrelerinde problem varsa bu büyüme faktörlerinden kıkırdakla ilgili olan büyüme faktörü devreye girer, oradaki onarıma başlar. Ya da bir başka yerde diyelim ki kemikte bir problem var, orada da başka bir growth faktörü devreye girer. Bu sanki böyle bir her probleme uygun growth faktör kendiliğinden akıl hücreler gibi davranarak orada devreye girip oradaki onarımı ve iyileşmeyi sağlamaktadır. Bir başka şekilde de tendonlarda diyelim bir problem var. Bu sefer başka bir growth faktör, büyüme faktörü devreye girmekte. Oradaki tendonun onarımını sağlamaktadır. Tendon problemlerinde vücut tendonların iyileşmesini kolay kolay sağlayamaz. Tendonlar damardan fakir dokulardır. Buradaki iyileşme sağlanırken orada büyük bir kalınlaşmayla skar dokusuyla tendon iyileşir ve ağrılı olay devam eder. Halbuki ozonize PRP'yi verdiğimizde bu süreç çok hızlı bir şekilde olmakta ve tendon tamamen tama yakın olarak ve belli bir süreden sonra da tam olarak iyileşebilmektedir.